Evet, herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Kubilay Bıyıklı. Bugün sizlerle tabii yeni bir bölüme başlayacağım. Şimdi yorumlarda belirtmişsiniz bunu 3D Max'te bir modellesek nasıl olur? İşte 3D Max'e atıp şöyle bir genel itibariyle bir model diyelim. Daha sonra bunların nasıl render alınacağıyla alakalı küçük bir ders istemiştiniz. Ve bununla alakalı ilk çalışmalarımıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi bodrum kat, işte zemin kat, birinci kat, ikinci kat ve çatı kat planımız var. Ben burada biraz daha sade ve temel olarak tek bir kat üzerine gideceğim. Yani sadece bir katını yapıp bununla ilgili arkadaşlar bunu görselleştirmeye çalışacağız. Alan üzerine oturtturup. Şimdi ilk başta yapacağım işlem şöyle taslak denememi farklı kaydediyorum. Kat planı ve vaziyet olarak. Evet, şöyle bir kaydedelim. Şimdi bunu kaydımızı yaptık. Şöyle arkadaşlar, ilk bodrum katlarımı siliyorum. Ve birinci katımı siliyorum. Şöyle komple sadece tek bir katta bu işlemi yapacağım. Tüm modelimi bunu da yapıp modelimi üzerinde tekrardan değişimleri kendi üzerinde yapacağız. Evet, öncelikle şöyle bir modelimize geçelim. Şimdi tabii dış taraf bizim için dış mekan önemli olduğu için dış mekanın modellemesini yapacağız. Hemen şuradaki bölümleri de kapatıyorum. Daha sonra şunları siliyorum. Bunları hemen silelim. Daha sonra arkadaşlar şu yazı olan kısımları şöyle Select Similar yapıp sileceğim tüm ekranımdan. Yani şu etrafta da olmasa olur. Herhangi bir sıkıntısı olmaz. Benim için modelleyeceğim alan şu dış mekanlar olacak. O yüzden şu üstteki tekrardan ayırmış olduğum kısımları da siliyorum. Yani saf temiz bir tane böyle hazır bir şekilde tabii bir tane şeyim olacak. Bir planım olacak ve bunun üzerinden arkadaşlar modelleme işlemimizi yapacağız. Şimdi tabii bu alanlarda şöyle hemen bir bakıyorum başka neler yapabilirim. Hemen şunu şöyle tabii hemen tam ortalayıp tekrardan şöyle bir mirrorlayalım. Bunu da mirrorladım. Pardon. Evet. Şunu silsin mi diyor. No diyorum. Karşı tarafa geçiriyorum. Şimdi bu işlem 1. Şöyle dışarı açılan tabi şeyleri yapıyorum. Daha sonra şu kapıyı diğer kapıları da aynı şekilde kopyalayacağım hemen. Şöyle mirrorlıyorum. No diyorum. Şu aradaki kısmı siliyorum. Aynı şekilde bunu da mirrorluyorum. Şu şekilde ve no diyorum ve işlemimi bitiriyorum. Şimdi tabii bunların dışında arkadaşlar pencere mekanlarım olacaktır. Dış mekanda burada dışarıyı izleyebilmek amacıyla. Tabii onunla alakalı küçük şöyle bir işlemler yapalım. Tabii buraları şöyle bir salon olduğu için salon kısmını hemen işleme koyalım arkadaşlar. Şöyle tabii bu kısımda ne yapıyorum? Hemen şöyle perpendicular açılıyorum. Nearest'ı açıyorum. Intersection ve paralel kısmını açıyorum tekrardan. Şöyle hemen bir tane şöyle tam odamın orta noktasından bir çizgi çiziyorum. Buradan arkadaşlar şöyle yaklaşık olarak aslında kaç santim 140 ya da 160'a 160'lık bir pencere yapalım. Şöyle 160'a 160'lık bir pencere alana. Daha sonra bunu diğer alanlarımda yapıyorum aynı şekilde. Burada olsun. Yani proje yerinde de değiştirebilirim. Şu an sadece hızlı bir şekilde bu aşamayı geçmek amacıyla bunu yapıyorum. Şu pencere alanlarımı belli ediyorum. Daha sonra tabii bu pencerelerim şu alanda da olacaktır. O yüzden şöyle tam ortasından alıp 80 bu tarafa, 80 de bu tarafa atıyorum. Tamamdır. Tabii aynı işlemi diğer için de yapacağım. Şöyle 80 80 iki tarafta 160 yaptık. Tabii şöyle tam ortadan bir çizgimi çekiyorum. Daha sonra şu pencere kısımlarımı toplayacağım. Şu şekilde ve buradan karşı tarafa kopyalamış olacağım. Mirrorlayacağım tabii ki de. Şöyle bunları sildirtmeyeceğim tabii ki. Hemen bakıyorum. Evet, yerlerine yerleştirmiş olduk. Tabii şöyle merdiven alanımız da aydınlatacak bir alana sahip olmamız gerekiyor. 80 sağ tarafa, 80 sol tarafa atıyorum. Şöyle bitiriyorum.
ve tamamdır. Modelleme kısmında herhangi bir başka bir şeyim yok. İstiyorsam tabii şu yandaki koridor taraflarına da pencere kısmını koyabiliriz. Fakat onu 3 boyutlu tasarım tarafında bakacağız. Şimdi tüm projemi seçeceğim arkadaşlar. Üzerinde herhangi bir fazladan bir çizgi olmasını istemiyorum. Yani şu şekilde. Örneğin SketchUp'a gelirken şöyle iki tane ya da pardon SketchUp dedim. 3D Max'e gelirken arkadaşlar şu iki çizgi de görülebiliyor ve bu yüzden bunun bir komutu var. Şöyle tüm projeyi seçip Overkill dersek burada üst üste geçen layer'ları ya da katmanları silecek otomatikman. Şöyle bakıyorum herhangi bir şey silinmedi. Tekrardan bakacağım. Şöyle Overkill diyeceğim. Burada layer kısmına geldim. Layer'a okey diyorum. Herhangi bir şey silinmedi. Gayet güzel. Bunu bu şekilde atarsam karşıma normal bir şekilde çıkacağını söylüyor bize. Şimdi arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra bunu 3D Max'e atacağız. Tabii şu vaziyet planıyla beraber atacağız bunu. Bunun dışında alanlarımız belli. Aynı şekilde vaziyet planı üzerinde de overkill işlemini yapacağım. Ve tekrardan üst üste bilinen tüm şeyleri siliyor bu şekilde. Şöyle bir bakalım tekrardan. Overkill yapalım. Evet, şu toleransı biraz daha artırabilirsiniz. Color, işte line type, line weight. Ben burada tüm hepsini işaretleyeyim. Ne olur ne olmaz. Herhangi bir şey silmedi. Fakat silmesi gerekiyor. Yani burada bir polyline'ımız var. Onun arkasında tek tek işlem yapmamız gerekiyor. Tabii şu toleransı şöyle 1 olarak yapacağım. Ve 36 tane çizginin silindiğini bize söylüyor. Tabii bunun arka tarafında da aynı işlem var. Tekrardan overkill yapıyorum. Toleransı arttırdım. İstiyorsam şöyle bir 10 yapayım tekrardan. Evet, 98 tane çizgi silindi diyor. Tamam. Bu sefer okey arkadaşlar. Tamamlandı. Yani şöyle vaziyet planımı da normal bir alana çekiyorum. Şimdi burada projemin arkadaşlar asıl orta mekanını bulacağım. Yani başlangıç noktasına olan uzaklığını bulacağım. Tabii bunu da arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Yani şöyle bir baktığımız zaman hemen şöyle aslında bir gridleri açalım. F7. Evet, şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi F7 tuşuyla orijinden olan uzaklığı yani referans sisteminden olan uzaklığını bize gösteriyor. Ne kadar uzak olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir uzak. Ve bunu şöyle sıfır noktasına taşıyacağım. Hepsini seçiyorum. Şöyle sıfır noktasına doğru taşıyacağım artık bunları. Evet, şöyle F8'i açıp tekrardan bakıyorum. Şöyle zoom yapalım ekranımıza. Daha sonra bunu şöyle hemen kaydedelim. Hatta şöyle farklı kaydede geçip şimdi bunu 2007 şeklinde kaydediyorum. Format şeklinde üstüne yazıyor. Tekrardan bundan çıkıyorum. Evet, tekrardan çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar 3D Max'e geçiş yapabiliriz. Kısaca şöyle hemen 3D Max uygulamasını açıyoruz. Evet arkadaşlar, 3D Max uygulamasını açtım. Şimdi açar açmaz benim ekranımda bu şekilde oldu. Sizin ekranınızda şu şekilde olabilir. Şöyle 4 farklı seçenekte ekran görüntüsüne sahip olabilirsiniz. Ben şöyle perspektif kısmına geçip istiyorsam şurada sağ altta Maximize Viewport tuşuna tıklıyorum ve burada perspektif moduna geçip arkadaşlar çizimime burada devam edeceğim. Şimdi bu modelleme aşamasına geçerken kısaca bilmeniz gereken temel bir Autodesk'in 3D Max'in temel olarak bir şeyini bilmeniz gerekiyor. Yani komutları olsun, şeyleri olsun. Bunları hepsini bilip tekrardan buraya gelin ya da modelleme kısmına gelmeden önce öncelikle bir Autodesk işte 3D Max'i bir tanıyın. Hangi işlemler neye yarıyor? Daha sonra arkadaşlar burada gelin. Zamandan kaybetmemek amacıyla ben bunların hiçbirini göstermeyeceğim. Bu yüzden direkt projemi modellemeye geçeceğim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir öneride bulunayım. Şimdi 3D Max çalışırken yani 3D Max çalışırken bu şekilde komutları tek tek tabii deneyin. O da işinize yarar. Fakat en iyi deneyimleme yöntemi bir şeyi modelleme ve bir şeyi yani
En iyi en iyi deneyimleme işlemi arkadaşlar, modelleme işlemi. Yani iş yapmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde öğrenirsiniz. Ben bu şekilde öğrendim. 3D Max'i size de tavsiyeyi bu şekilde ediyorum. Şimdi Max ana sayfamıza geçtik. Hemen şu şekilde Maximize Viewport toggle ile tam ekran haline getirdik perspektif kısmına. Şimdi şu sol tarafta Max'in bulunduğu ikona tıklıyorum ve Import Link AutoCAD kısmına tıklıyorum. Hemen arkadaşlar projemi seçeceğim. Şöyle bir bakıyorum. Evet, burada projemi görüyorum işte ve Open diyorum. Buradaki ekranda arkadaşlar bağlantının şeyini gösteriyor size. Bağlantının şeyini soruyor size DVG şeklinde. Tabi rescale etmek istiyor musunuz ya da etmek istemiyor musunuz? Burada dosya sıkıntıları, yani dosya ile alakalı bilgiler mevcut. Attach this file diyorum ve ekranıma çizimi getiriyor. Daha sonra buradan çıkabilirim arkadaşlar. Bunun dışında tabi ana ekrana gelmeden ilk başta yapacağınız işlem arkadaşlar burada 3D Max'inizin AutoCAD'le aynı sistemi, aynı ölçüleri kullanıyor olmanız. Yani Customize bölümüne geçiyorum. Unit Setup kısmına geçiyorum. Burada ilk yapacağınız işlem aslında şu metrik kısmını ayarlamak. Yani Display Unit Scale var. Yani görünüş birim ölçeği var. Buradaki bölümden arkadaşlar Centimeters kısmına gelip bu kısmı seçmeniz daha doğru. Tabii projenize göre değişiyor. Projenizdeki ölçü neyse buna göre seçim yapın. Daha sonra okey diyorum tekrardan. Evet, şimdi modelleme kısmına geçiyorum. Şimdi 3D Max artık şeyi nasıl kullanıldığını falan söylemeyeceğim. Belki biliyorsunuzdur Orbit'i. Bundan da kısaca bahsedeyim. Alt tuşu ve mouse'unuzun orta tekerleğine basıp mouse'unuzu kaydırıyorsunuz sağa sola. Sizin eliniz gibi oluyor ve bu şekilde görebilirsiniz tabii. Ben burada arkadaşlar İlk başta yapımı modelleyeceğim. İşte duvar kısımlarını modelleyeceğim. Daha sonra pencere kısımlarını modelleyeceğim. Ve bunların hepsini modelledikten sonra artık render işlemine geçmeye başlayacağım yavaşça. İlk başta modelleme işlemi. Hemen burada perspektif modundan tab sekmesine geçmek istiyorum. Tab sekmesi için arkadaşlar istiyorsanız şuraya tıklayıp şöyle tab kısmına geçebilirsiniz. Fakat şimdi size şunu göstermek istiyorum. Buradaki kısa yollar, hemen sağ tarafında bulunan yazılar kısa yollar ve bunun için tap için T tuşunu basılı tutarsanız, yani basarsanız klavyenizden direkt tap sekmesine gelir. Projemiz kayboldu mu? Hayır, kaybolmadı. Sadece ölçeklendiriliyor. Z tuşuna basın ve projeniz ortaya çıksın. Daha sonra arkadaki bu gridlerden artık sıkıldım falan diyorsanız G tuşuna basıyoruz ve gridleri ortadan kaldırıyoruz. Şimdi tab sekmesindeyiz. Herhangi bir perspektifte bozulma aracı yok arkadaşlar. Burada ilk yapacağım işlem binamın ana duvarlarını halletmek olacak. Tabii bunu nasıl bir şekilde bunu ne şekilde yapmamız lazım ya da ne şekilde yapabiliriz? Birçok yöntemi var. İstiyorsanız şuradan shapes kısmından tek tek line'larla, rectangle'la, circle'la, arc'la falan çizebilirsiniz. Tabii ben burada arkadaşlar yapacağım işlemlerden birisi ilk olarak splines shapes kısmından şekiller kısmından arkadaşlar biçimler kısmından burada shapes kısmından line'ı seçip çizimi buna göre yapacağım ve çizimime geçiyorum. Yavaştan yaklaşıyorum mouse tuşumla. Burada buradaki yerleri seçmiyor ya da yakalamıyor. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Yukarıda bulunan snaps toggle kısmına geçiyorum ve Snaps toggle'la buradaki layer'ın üst tarafındaki bulunan yerleri bize gösteriyor. Şimdi köşesinden başlamak itibariyle arkadaşlar her bir köşesini bu şekilde seçiyorum. Bakın pencere kısımları dahil değil. Şöyle. Örneğin bu şekilde içeriden devam edebilirim. Modelinizi daha detaylı aslında oluşturmak istiyorsanız içeriden de devam edebilirsiniz. Dışarıdan da sadece dışarıdaki duvarları yaparak da halledebilirsiniz. Ben istiyorsanız arkadaşlar burada size dış kısmın tabi sadece dışını modellerken arkadaşlar sadece dış kısmını yapmayın. Yani içerideki kısımlarını da yapın. Tabi bunları da göstereceğim size neyi nasıl yapacağız. Ben şimdi ilk başta buradaki line kısmıyla dış hatları çiziyorum. Şimdi buradaki pencere kısmına kadar geldim. Şöyle düz geçiyorum. Bakın burada düz tutmuyor. Shift'e basıyorum. Shift'e basıp bakın şurada Snaps de bu kısmı tutuyor. Yani bu hizayı tutuyor. Ve burada bir tane daha yer oluşturuyorum. Devam ediyorum çizimime ve bu çizimi en son ilk başladığım yere basıp tekrardan evet deyip bitiriyorum bu kısmı.
Şimdi burada aslında bir çizimim oluştu arkadaşlar. Ve sadece bu çizim üzerinden tüm duvarları yapabiliriz. Nasıl? Şöyle modify kısmına geçiyorum. Hemen line kısmıma. Tabi line kısmı yaptık. Şu anda seçili sağ tuşa basıyorum. Convert editable poly diyorum. Ve şu anda poly yani çoklu bir modele geçmiş oluyor. Bu arada arkadaşlar 7 tuşuna basıyorum. Ve toplamda poligon sayım ve köşe sayım şu sol üst tarafta belirtiyor. Tabi FPS sayım da bu şekilde görünebiliyor. Şimdi yapacağım işlem şu. Burada bir polyline'ım var. Alt tuşuna basıp perspektif moduna geçiyorum. Daha sonra arkadaşlar bunu istiyorsam şöyle istiyorsam poligon tuşunda şu selection kısmı var hemen sağ alt tarafta. Selection kısmından poligon tuşuna basıyorum. Hemen şu üst tarafını seçiyorum ve extrude kısmının sağ kutucuğuna basıyorum. Burada kat yüksekliğimi vereceğim. Bir kat yüksekliğe 3 metre diyorum. Yani 300 santimetre. Daha sonra OK'ye basacağım ve bitiriyorum. Şimdi tabii burada ortografik bir görüntü var. P tuşuna basarak perspektif moduna geçiyorum. Daha sonra F4 tuşuna basıyorum arkadaşlar. F4 tuşu da burada kaç tane segment var. Yani poligon şey var. Nedir onun adı? Kaç tane köşe var size bundan bahsetmiş oluyor. Tabii şurada edge kısmı var, köşeler. Her bir kısmı, şunların her bir kısmı arkadaşlar sizin köşeleriniz. Neyse bunu da bu şekilde atlattığımıza göre hemen modellerimize devam edelim. Bakın şurada bir tabii bir tane şey koymuştum ben. Nokta koymuştum. Bu noktayı da edge olarak seçmiş. Şimdi ben bunu arkadaşlar şurada remove tuşuna basmadan öncelikle tabii şöyle vertex moduna geçip daha rahat anlarsınız. Bakın şurada iki tane ayrı bir vertex var. Yani nokta var, köşe var. Ve bu köşeler istediğiniz gibi oynatılabilir. Şöyle değişebilir. Ben bunu bu şekilde ilk başta istemiyorum. Shift tuşuna basıp remove kısmına basıyorum. Şimdi shift tuşuna basıp remove'a bastığım zaman köşede arkadaşlar bunlar beliriyor. Tekrardan bunların ikisini seçip shift'e basıp remove'a bastığım zaman bunlar yok oluyor. Şimdi tekrardan edge kısmına geliyorum. Bunun kısa yolu 2. Şöyle editable poly üzerinde bir cisim üzerindeyseniz bir tuşu bunun köşeleri, iki tuşu bunun kenarları yani şu edge, üç kısmı borderları yani köşe şeyleri sınırları diyelim. Dört kısmı burada seçtiğiniz poligon yani yüzeyleri. Beş kısmı da arkadaşlar şöyle beş kısmı da burada cisminizin tamamını ifade ediyor. Ben burada edge kısmına geçiyorum. Şimdi buradaki snap toggle'lar açık. S tuşuna basıp çıkıyorum. Daha sonra burada görmüş olduğunuz şimdi şöyle bu alanları seçiyorum arkadaşlar sol tuşla. Daha sonra bunu şimdi connect tuşuna basacağım. Ve connect ile buraya bir tane bir köşe atıyor tekrardan. Bu köşeyi şöyle ekranda gördüğünüz şurada W tuşudur. Select ve Move'un. Y kısmına Y aksına geçiyorum. Daha sonra S tuşuna basıp bakın burayı tutmuyor. Neden? Çünkü 3. boyutta olduğu için burayı tutmuyor. Bunu 3 yapıyorum. Şimdi Y kısmına geçip burayı tutturuyorum arkadaşlar. Buradan çünkü istersem iç mekana doğru burada modellememe devam edebilirim. Tekrardan seçip Connect'e basıyorum. Şimdi bu Connect arkayı da önü de bitiriyor çünkü. Tekrardan Y kısmına geliyorum ve şu köşeyi tekrardan tutturacağım. Şöyle bakıyorum. Bakın burayı tutmuyor. Bunun yanında bir şey var sanki. Böyle bir sıkıntı oluştuğu zaman tab sekmesine geçip Z'ye basıyorum. Tekrardan bakın. Burada bu şekilde kayma var arkadaşlar. Bu kaymayı nasıl düzelteceğiz? Şöyle S'ten tekrardan çıkıyorum. Bakın şöyle bunu düzeltmem gerekiyor. Şöyle hemen edit kısmının altına doğru geçiyorum. Çapraz şekilde giden bir kenarımız ve bunu şöyle Y kısmına basıyorum ve düzeltiyor. Bakın. Şöyle göstereyim tekrardan. Bu kısmı düzeltti. Tekrardan tab kısmına basıp Z'ye basıyorum. Evet bu yerden şey yapmıyor. Bu alanı tekrardan Y kısmından Y aksında götürürken S'ye basıyorum ve şu köşemi tutmuş oluyor. Diğer taraftan aynı işlemleri tekrardan yapacağım. Şimdi bunun nedeni arkadaşlar çapraz gelmesinin nedeni şurada görmüş olduğunuz çizimin olmaması. Yani burada aslında düz bir şekilde devam etseydi bu ikisini birleştirmeye çalışıyor şekil olarak. Bu yüzden burada sıkıntı yaratıyor. İlk başta arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bu alanları seçip F3'e bakıyorum. Bakın F3'e basıp
Buradaki tüm seçilen alanları görüyorum. Şimdi tekrardan Connect'e tıklıyorum ve buradan şöyle aşağı kısmında Edit Geometri kısmından Y sekmesine geçip şu morfu köşeyle birleştiriyorum. Şimdi köşeyle bağlantı yaptım. Bundan sonra arkadaşlar şöyle perspektif moduna geçeyim. Bundan sonra şu alandaki böldüğüm her kısmı artık düz olarak verecektir. İstiyorsanız deneyelim. Connect. Bakın. Direkt zaten tutacaktır. Üst sekmeden de bakalım. Yandan da bakalım. Herhangi bir şey yok. Tekrardan şöyle connect yapıp bunu diğer duvarla birleştiriyorum. Bunu yapmamın temel sebebi nedir? Ya da neden bu şekilde yapıyoruz? Bunu şu şekilde, şundan dolayı arkadaşlar şöyle üste geçeyim. 4'e basıyorum. 4 kısmı bunun poligonunu belirtiyordu. Şimdi bu poligonları seçip benim extrude yaptığım zaman burada istediğim gibi buradaki gördüğünüz gibi alanlarla istediğim gibi uğraşabiliyordum. Bu yüzden arkadaşlar buradaki kısımları ayırdım ve burada aslında merdivenin olunduğu alanı yapmış oldum. Yani şöyle bir geri gideyim tekrardan. Mouse'unuzun normal sol tuşuyla bir bu, bir de CTRL tuşuna basıp diğer kısmı seçiyorum. Daha sonra Extrude kısmına geçiyorum ve burayı arkadaşlar biraz daha ileri götürüyor. Daha sonra OK tuşuna basıyorum ve bu seçim bitiyor. İstiyorsam şunu şöyle kapı tarafına doğru bir şey yapabilirim. Şimdi temel anlamıyla göstereceklerim bunlar. Bunların dışında şu modellemelere hemen devam edelim arkadaşlar. Tabii burada bir pencere alanı olacak. Şöyle hemen bu alanı tekrardan Extrude kısmına geçiyorum. Şöyle herhangi bir şekilde olabilir. Daha sonra bunu böyle X moduna geçerek burada pencerenizin olduğu kısma yönlendiriyorum. Daha sonra tekrardan bir Extrude veriyorum ve bunu istiyorsan biraz ileri, biraz geri. Şurada şu kısmı mouse'unuzun sol tuşuyla tutup geri ya da ileri çekerseniz bu şekilde oynuyor arkadaşlar. Ben biraz daha geri çekiyorum. Daha sonra X modunda şöyle kapımın kısmına geçip bitiriyorum. Tekrardan şöyle tüm alanlar için bu işlemi yapacağım. OK diyorum. Bu X'i şöyle getiriyorum. Daha sonra bakıyorum. Tamam, kapı alanına gelmiş. Tekrardan Extrude'ümü yapıyorum. OK diyorum. X kısmına gelip bakın bu sefer duvardan tutacağım. Neden? Çünkü orada da tekrardan bir alan oluşacak. Şöyle X kısmına geçip şöyle duvardan şey yapıyorum. Bir kez daha Extrude vereceğim. Aynı şekilde bu işlemi şuradaki kapı için yapıyorum. Şimdi buna tekrardan bir Extrude veriyorum. Şöyle istiyorsam işte kapı kaç santim? Aslında 90 santim. OK diyorum. Bakın 90 santimden zaten tuttu. Daha sonra tekrardan Extrude veriyorum. Yani bunun Extrude derecesi fark etmez ama dışarı çıksın yeter ki. Extrude'ünü uzattım ve bunu diğer pencere alanı için yaptım. Aynı şekilde Extrude verip OK veriyorum. Daha sonra tabii burada şimdi ilk başta şundan bahsedeyim arkadaşlar. Videoları böyle geçip geçip yapıyorsunuz. Yani videoları geçip geçip aşağıya yorumlar kısmına çok değişik değişik şeyler, yorumlar geliyor. Bunları yani yorumlamak istemiyorum artık. Gerçekten yoruldum yani. Çünkü başından varıp aynı şeyi tekrardan yapa 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 herhalde sıkılıyor millet tabii ki. Ama ortalarda bir şey söylediğim zaman bunun neden olduğunu anlayamıyor. Bunu kabahat olarak kendinizde arayın lütfen. Şimdi tekrardan söylüyorum. Buradaki şu magnet yeri 2'de olursa bunu tutmaz. Bakın. Tutmaz. O yüzden buradaki magnet yerini 3 yapıyorum tekrardan. Evet, izlemeye devam eden arkadaşlarım kusura bakmasın. Şimdi burayı bakın. Şimdi pencere alanı zaten. Burayı tekrardan Extrude kısmına geçiyorum. OK diyorum. Burayı geri götürüyorum. Bir kez daha Extrude diyeceğim. OK diyeceğim. Aynı şekilde şöyle köşeyi getiriyorum. Daha sonra bu kısmı aynı şekilde Extrude diyorum. OK diyorum. Daha sonra şöyle Y kısmına geçip bakın X ve Y, eğer X kısmında yönlendirirsem bu şekilde olur. Ben bunu şuradaki Y aksına göre devam ettirmek zorundayım ve bu şekilde de uzatıyorum. Bu işlemi tekrardan tüm alanlar bitene kadar yapacağım arkadaşlar. Bakın bu tarafa geçip istiyorsanız bu taraftan devam edebilirsiniz. Şöyle OK dersiniz. Şöyle ilerlersiniz. Yani tüm her yeri eğer şey yapmak istiyorsanız yani sizin için önemliyse
Tabii ki tek tek bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle okey tuşuna basıyorum. Tekrardan Y kısmına geçip şurayı yapıyorum. Aynı şekilde şöyle bir ekstrüt daha yapıyorum. Bu da artık önemli değil çünkü yani dışarıdan göreceğim tek alan şu içerideki kaba taslak alanlar. Bunu tekrardan Y kısmından istiyorsam şöyle kapatabilirim. Evet, bunun dışında arkadaşlar şimdi bakınız şu an hala poligon modundayız. Şöyle şu yüzeyi seçtim ve seçtiğim yüzeyi ekstrüt yani ekstrütün Türkçe manasını bilmiyorum ama ekstrüt dışarı çıkar manasına geliyor galiba. Evet, ekstrüt arkadaşlar çıkarmak manasına da geliyor. Yani buradaki iki boyutlu yüzeyi üçüncü boyuta geçiriyorsunuz. Tekrardan ekstrüt diyorum ve okey diyorum. Buradaki x kısmından burada pencere alanını yapıyorum. Tekrardan aynı işlemleri yapıyorum. Yani buradaki 90 santim çok da önemli değil zaten. Bu köşeyi bildiriyorum. Aynı şekilde ekstrüt yapıyorum. Okey diyorum. X kısmından bu şekilde tüm yüzeyleri aynı işlemleri yapa yapa geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edeceğim bir husus var. Şöyle tekrardan Y kısmına geçip koordinasyonunu sağlıyorum. Ekstrüt edip tekrardan Y şöyle kısmına geçiyorum. Daha sonra şu kısmında büyüyecek. Büyüyecek kısmına tekrardan ekstrüde bas. Yani şuradaki köşe ekstrüde basıyorum. Çok özür dilerim. Okey diyorum. Yani burada değer verseniz de olur. Fakat yani bu şekilde yapmanız aslında daha mantıklı ve daha doğru bir sonuç elde edersiniz. Ekstrüt diyorum tekrardan. Şöyle çok özür dilerim. Ekstrüt diyorum. Okey diyorum. Ve X kısmını tekrardan şöyle kapının kısmına getiriyorum. Yine aynı şekilde ekstrüt diyorum. Yani bunu bu şekilde yapabilirsiniz. İstiyorsanız arkadaşlar simetrisini de çıkarabilirsiniz. Nasıl? Hemen onu şu şekilde yapalım. Yoksa kafanız mı karışır bilemedim şimdi. Bu kısmı yaptık. Diğer kısmı da kopyalayalım hatta. Yani sizin de kafanız karışmasın. Hem çok fazla işlem yapmayın arkadaşlar. Şöyle geri gidiyorum. Tekrardan geri gidiyorum. Burayı bitirdik. Yani şuranın birebir aynısı olacak. Şöyle kapatıyorum. Evet. Tam ortasına geldim. Şöyle. Tam ortasına geldim arkadaşlar. Buranın birebir simetrisini alacağım şimdi. Şimdi ne yapıyorum? Burada poligon kısmına geçip şöyle yapıp daha sonra modifier listeden şöyle mirror diyorum. Tabii bunu şöyle şey yaparken arkadaşlar. Şimdi mirror dedik. Daha sonra şu mirror gördüğümüz center'ı merkezi arkadaşlar. Şurada mirror'ın sol tarafında artı tuşuna basıyorum. Mirror center var. Bu center'ı şu şekilde geliştiriyorum. Geçiyorum biraz. Evet. Aslında pardon. Bunu yapmayalım. Şimdi bu da güzel olur. Fakat şimdi arkadaşlar şöyle element kısmına geçelim. Ve buradaki tüm alanları seçiyor. Buradaki işlem arkadaşlar şimdi bunu kopyalamak. Bakın şurada mirror var. Burada mirror yaparken istiyorsanız copy şeklinde yapabilirsiniz. İstiyorsanız instance, istiyorsanız referans. Ben bunu copy şeklinde yapacağım. Tabii hangi şeyde offset'te olmasını istiyorsanız bakın şurada offset kısmı var. Biraz yükseltin. Daha sonra bu kısmı mouse'unuzla ilerletin. İstiyorsanız şöyle biraz daha uzak örneğin bir alanda yapalım. Daha sonra OK'ye basıp bakın şimdi iki tane farklı cismim oldu. Burada arkadaşlar şimdi buradan çıkıyorum. Bunun birebir aynısı bir dosyam oldu. Burada arkadaşlar bunun gizmosu yani şey noktası buradaki taşıma noktası tam ortada değil. Ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? Tam ortada yapmam lazım. Cismin odak noktası bu tarafta. Şu şekilde hiyerarşi kısmına geçiyorum. Effect Object Only diyorum. Daha sonra yani buna da demenize gerek yok. Effect Object Only Align Pivot diyorum arkadaşlar. Şöyle ya da Center the Pivot diyelim. Center the Pivot dedik arkadaşlar. Şöyle Effect Object Center the Pivot dedik. Daha sonra Modify kısmına tekrardan geçtim. Bakın üzerinde hala taşıma kısımları var. Şuradaki Select and Move kısmından dolayı. Bunu tekrardan bu şekilde getirebilirim arkadaşlar. Şöyle tab sekmeme geçiyorum. Z'ye basıyorum. Bakın burada oynatma şeyiniz var.
Select and Move. Bunu herhangi bir şekilde oynatabilirsiniz. Ben burada yapacağım işlem şu. S'ye basıyorum şu anda. Snap toggle'ları açıyorum. Şu kısmı tutuyorum. Bakın şuraya bu şekilde getiriyorum. X ve Y'de oynatırken. Bakın X ve Y'de oynatırken şöyle snap toggle'dan çıkıyorum. X ve Y'de oynatırken herhangi bir yerde oynatın. Daha sonra S tuşuna basın. Daha sonra herhangi bir köşesinden tutun ve bunu bu şekilde seçtiğiniz yere referanslayın. Daha sonra arkadaşlar şimdi Y aksına doğru sürüklüyorum burayı. Daha sonra şuradaki kısmı şöyle tutup Y tarafına onaylıyorum. Tabii gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir sıkıntı olabiliyor. Yani işte projenize uymadı. Şimdi X'e tekrardan X aksına getiriyorum. Şöyle sağ tarafına kaydırıyorum. Sonra şu köşeyi seçiyorum. Tam köşesini bir geçiriyorum. Bakın gördünüz mü? Burada herhangi bir sıkıntı ortaya çıktı. İki tane cisim birleşti. İki tane mirror image burada birleşti. Şimdi alt tuşuyla tekrardan bakıyorum. Bakın bu sefer de Z'den aynı şekilde aynı işlemi yapmam lazım. Z'den yaptım. Şu köşeyi tuttum. Diğer tarafa onayladım arkadaşlar. Ve şu an ikisi de aynı noktada oldu. Perspektif moduna geçiyorum. Yani P'ye geçiyorum. Şimdi istiyorsam tabii tüm her tarafını seçtim. Buradaki şu seçimden çıkıyorum. Şöyle boşluğa tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra burada şurada şu vertex kısmına geçip şöyle şimdi S modundan da çıkıyorum. S'ten çıktım. Poligonu seçtim. Şimdi şu duvarımı örneğin sildim. Evet. Şimdi buradaki seçimden çıkmak için tekrardan poligon tuşuna basıyorum. Yani 4'e basıyorum. Karşı taraftaki cisme geçtim. Tekrardan poligona bastım. Burada da aynı şekilde şu poligon tarafını siliyorum arkadaşlar. Hemen delete tuşuyla. Tabi bu sefer gördüğünüz gibi iki tane açık mekanlar oluştu. Buradaki iki açık mekanı da birleştirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? İlk başta arkadaşlar buradaki açık mekanı kapatmak için border'a basıyorum. Şu kısımlarını seçiyor ve burada edit borders'tan cap tuşuna basıyorum. Aynı şekilde bunu 3'e basıp tekrardan çıkıyorum. Karşı taraftaki cismi seçiyorum ve border'ı seçiyorum ve şu köşeyi tıklıyorum. Bakın tüm kenar şeyleri köşeleri seçti, sınırları seçti. Cap'e basıyorum tekrardan. Burayı da birleştirmiş oldu. Şimdi 4 tuşuna basıyorum. Poligon tuşuna basıyorum. Bakın bununla bu karşıdaki birimi birleştirmem aynı cinsten eleman olması lazım. Bu yüzden 4'ten çıkıyorum. 2 tane ayrı eleman oldu şu anda. Bunları arkadaşlar birleştireceğim. Attach komutu var. Attach komutuna basıyorum. Daha sonra buradaki diğer şeyimle beraber bunları attachlemiş oluyor. Şu an aslında 2 tane cisim, 1 tane obje oldu. Ve tekrardan şöyle attach'te enter'a basıyorum. Herhangi bir şeyi basmama gerek yok artık. Şöyle move şeyine bakayım tekrardan. Evet, attach'imiz etti. Tekrardan hiyerarşi moduna geçiyorum. Effect pivot only deyip bunu align to object diyorum ya da center to object diyelim. Effect pivot only diyelim bu sefer. Daha aynı yaptığımız şekilde olsaydı bu sefer pivota göre objenizi yerleştirecekti. İlk baştaki effect pivot only deyip daha sonra center to object diyoruz ve buradaki pivotumuz da artık ortada oluyor. Şimdi iki tane ayrı cismimiz bir tane cisim haline geldi. Bir obje haline geldi. Bu aradaki kısmı nasıl dolduracağım? Çok basit arkadaşlar. Şurada poligon kısmına geçip bir burayı seçip CTRL ile diğer tarafın yüzeyini seçiyorum. Bakın ikisi de birbirine bakıyor. Daha sonra arkadaşlar şu bridge kısmı var. Bridge kısmına bastığım zaman burayı kapatıyor. İki farklı elemanı da şu anda tek bir cisim haline geldi. Yani sırada artık diğer kısımlar var. Hemen şu duvar modellememize devam edelim. Yine aynı şekilde şuradaki kısımları şöyle extrude'le yapıp okey deyip tekrardan bunu X seviyesine getirip bakın yine oynamıyor. Çünkü snap'ler açık değil. Tabii oynamayı yapmak için S'ye basıyorum şu an. Bakın snap 3'te yani 3 boyutlu seçim aracında 3 boyutlu snap'i şu an elinde ve tekrardan pencere kısımlarını seçiyorum. Aynı şekilde bunu oluşturuyorum ve X kısmından ve burayı da halletmiş oluyorum. Tekrardan extrude 90 santim okey. Buraya bir şey demiyorum. Tekrardan şöyle bir 90 santim. Bunu da şöyle geri çekiyorum. Aynı işlemleri gördüğünüz üzere arkadaşlar yapıyoruz. Buradaki sistem aslında burada modellemeyi öğrenmenizdir arkadaşlar. Hepsini
sürekli yapıyorum ki artık aklınız karışmasın diye bu şekilde gösteriyorum. Ekstrüdümüzü yaptık. Y sekmesine geçtim. Bu şekilde devam ediyorum. Yüzeyi seçtim. Poligon modundayım. Ekstrüde tekrardan burayı devam ediyorum. Okey dedim. Şöyle biraz geri çektim. Tamamdır. Yani bu şekilde, hani örneğin bu şekilde ve ben burayı göremiyorum. O zaman tab sekmesine geçiyorum. T'ye basıyorum. Z'ye basıyorum. Bakın yine göremiyorum. F3 modunu açıyorum. F3'e geçiyorum. Wireframe modudur. Şöyle sol köşede gösterilir. Görürsünüz arkadaşlar. Şu X kısmını getirip istiyorsam bu tarafa doğru da aynı işlemleri yaparım. Extrude dedim. Attım. Tabii bu taraftan daha hızlı bir şekilde yaparız. İstiyorsanız böyle şekilde devam edelim. Daha sonra tekrardan Extrude diyorum. OK diyorum. X sekmesinde şurayı getiriyorum. Extrude diyorum. OK diyorum. X'i tekrardan şöyle şey yapıyorum. Tekrardan P'ye basıp 3. boyut modunda şu köşeyi seçiyorum. Tapa tekrardan geçiyorum. Extrude diyorum. OK diyorum. Bu kısmı Y aksında devam ettiriyorum. Tekrardan Extrude. OK. Y aksı ve eşitleme. Daha sonra P'ye basıp perspektif modunda şuradan devam edeceğim. Tab sekmesine geri geçiyorum. Extrude diyorum. OK diyorum. Ve bunu da şöyle yaklaşayım istiyorsanız. Kapı tarafına geçirmiş olduk. Yine Extrude. 90 santim zaten burası. Extrude de OK diyorum. X kısmına geçip aynı işlemleri yapıyorum. OK diyorum. Bu sefer duvar tarafını seçiyorum. Extrude diyorum. OK diyorum. X kısmını bu şekilde devam ediyorum. Aynı işlemleri yapa yapa artık öğreniyoruz arkadaşlar. Burada size ayrıca wireframe modunu öğrettim. Şimdi wireframe modunda da artık 3. boyuta bakmadan da bu şekilde modelinize devam edebilirsiniz. Şimdi burada bu şekilde devam edeceğim. Daha sonra Extrude, OK diyeceğim. Şu kısımları şu şekilde tekrardan, örneğin şurayı basmıyor ya da görmüyor. Şu alttaki aynı hizayı bulabilirsiniz. Şimdi tekrardan P kısmına geçiyorum. Şu ve şu yüzeyi seçiyorum. Daha sonra Tab sekmesine geçiyorum. Buraya arkadaşlar Extrude diyorum, OK diyorum. Y aksını değiştiriyorum. Extrude diyorum, OK diyorum. Y aksıyla burayı değiştiriyorum. P'ye basıyorum. Şu yüzeyi seçiyorum. T'ye basıyorum tekrardan. Extrude. Bu şekilde artık işlemlerimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Yine Extrude. OK. Bakalım. Şurayı şöyle biraz daha şey yapalım. Şöyle Extrude. OK. Tabii şu sağdaki kutucuk tarafına basın. Sol tarafına basarsanız manuel işlemdir arkadaşlar. Manuel işlem biraz daha zorlayabilir. Tekrardan bu yüzeyi seçip P'ye basıp T'ye basıyorum şimdi. Extrude moduna geçiyorum. OK. Y aksını geçiyorum. Tekrardan Extrude modu. OK. Yani bunları artık anlayana kadar arkadaşlar, maalesef bu şekilde göstereceğim. P tuşuna bastım. Burayı seçtim. Yüzeyi seçtim. T'ye bastım. Extrude dedim. OK dedim. Bunu X aksında bu sefer sürüklüyorum. Kapı tarafı. Extrude dedim zaten 90 santim. OK. Extrude dedim. Bakın biraz daha gerideymiş. Şurayı seçtim. Extrude dedim. OK dedim. Burayı biraz daha genişlettim. Şimdi tekrardan bu alanlarımız kaldı. Bu alanlarımızda şöyle P'ye basıyorum. Geri çekiliyorum. F3 modundan çıkıyorum. Şu anda asıl moddayım. Şimdi bu iki tarafı seçip, hatta şurayı biraz geriye çekelim. Şöyle. Bu yüzeyi seçiyorum. Şu poligon modundayken CTRL'ye basıp karşıdaki yüzeyi seçiyorum. Ve burada arkadaşlar burayı şu şekilde bridge ile birleştiriyorum. Ve modelleme işlemim aslında bir kısmı tamamlandı. Şimdi dış taraftan render alacağımız için burada önemli olan şeylerden birisi şu iç mekanları, yani pencere olan mekanlar benim kamera açıma gelecektir. Bu yüzden bunları da tekrardan extrude diyorum. OK diyorum. Şöyle burayı yine extrude. OK. Y aksıyla geçiyorum. Şu kısmı seçiyorum. Extrude ediyorum. Burayı tekrardan şöyle bir kısma geçiriyorum. Extrude diyorum. OK diyorum. X aksında geçiriyorum bu sefer. Şu kısımdan büyüyecek. Buradan Extrude'e basıyorum. OK diyorum. Y aksına geçiriyorum. Tekrardan Extrude. OK. Y aksından şöyle biraz daha geri gidiyorum. Şu yüzeyi seçiyorum. Bakın zaten şu yüzeyden de devam edebilirim.
Extrude diyorum, okey diyorum. Şurayı geçiriyorum şu şekilde. Şuradan bir tane daha extrude yapacağım. Okey diyeceğim. Y aksıyla geri çekiyorum. Bakın artık burada arkadaşlar bizim için şu mekan çok da önemli değil. Buradan render almayacağımız için, buradan render alamayacağımız için arkadaşlar şu yüzeyi seçiyorum. Ctrl'e basıp şu karşısındaki yüzeyi seçiyorum ve birice basıyorum. Bakın birleşti zaten. İç mekanda bitmiş oluyor. Şimdi aynı işlemleri tekrardan yapacağım. Şuradaki kısım için extrude yapıyorum. Yani burada en azından şu extrude komutunu anlamış olmanız gerekiyor. 500 kere söylemişimdir galiba. Tekrardan extrude diyorum. Okey diyorum. Şunu Y aksından geri çekiyorum. Bakın şu kısım ve şu kısım. Tekrardan bir iç moduyla kapatıyorum. Aynı şekilde şu işlemleri de yapayım. Yani şöyle Y aksına getiriyorum. Extrude kısmı okey diyorum. Y aksıyla geri getiriyorum. Ben burada arkadaşlar 3D Max öğretmiyorum ama modelleme aşamasını gösteriyorum sadece. Bakın bu iki tarafını tekrardan seçtim. Yani bu nasıl? Pardon. Bir iç kısmına bastım şimdi tekrardan. Evet, şimdi tekrardan burayı için şöyle bir extrude verelim. Okey diyelim. Y aksıyla şöyle eşitleyelim. Bir extrude daha vereceğiz. Okey diyeceğim. Y aksını şöyle bir geri gideceğim. Pardon. Biraz ileri gideceğim. Extrude diyorum. Okey diyorum. Y aksıyla geri gidiyorum biraz. Artık şuraya geçebilir. Evet, şunun ile şu kısmı bir iç ile birleştirebilirim. Şimdi iç mekanları bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5 birkaç tane daha alan var. Onları da hemen yapalım. Tüm alanlar bitsin. İlk aşamamız bitmiş olsun. Settings ayarları. Extrude. Okey diyorum. Y aksı. Yine aynı şekilde. Şurası. Daha sonra bir extrude daha vereceğim. Okey diyeceğim. Yani bu şekilde devam ediyorum ben arkadaşlar. Siz daha kısa bir şekilde istiyorsanız uzatıp hiç görmeyebilirsiniz. Burayı bir iç diyorum. Ve şuradan extrude'üme devam ediyorum. Şu şekilde. Kapılar benim için önemli olmadığı için şu noktaları geçiyorum. Şöyle okey diyorum. Tabi burası 5 santim ya da 10 santim gibi bir şeydi. Evet, sadece dış tarafına geçiyorum. Extrude. Bunu Y aksına geri geçiriyorum. Bir extrude daha vereceğim. Şöyle 10 santim diyelim. Bakalım 10 santim miymiş? 10 santimmiş. Güzel. Okey diyorum. Şu kısmı da burada, buradaki yüzeyle birleştirmiş oluyorum bir işle. Neden bu kısımları connect ile bağlandığımızı anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi tabii bir taraftan şurasını da hemen bitirelim. Şu yüzeye geliyorum. Extrude. Okey. Şöyle bağlayalım burayı da. Bakalım başka neresi var? Bir de şu kısım var. Onun için de ayrı küçük bir tane yer yapalım. Şöyle 10 10 10 yapalım. Evet. 10 bir tane daha. Şimdi burada arkadaşlar 10 santim. Şu noktaya bastığım zaman bir 10 daha ekleyecektir. Bu sefer OK'ye basıyorum. Yani şu extrude'e bastığınız zaman şuradaki her artı işareti tak 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 her artıda bir 10 santim ekler. Şöyle getirilse yapıp geri gidiyorum. Şimdi şöyle bir geri gideceğim tekrardan. Evet, extrude'üme basıp OK'ime tıkladım. Şu iki yüzeyleri bir içle kapattım. Artık görüyorsunuz. Bakın burada artık poligon sayımız 472 tane poligon sayısı var. 460 tane de köşemiz oldu. Yani tabii köşe sayılarını daha da azaltacağız arkadaşlar. Azaltmamız gerekiyor. Çünkü render'da bizim başımızı ağrıtacak noktalardan birisi. Şimdi çoklu olarak şöyle extrude yapalım istiyorsanız. İki yüzeyi CTRL'i seçtim. Settings kısmına geçiyorum. Şöyle 20 diyorum. Okey diyorum. İkisini beraber extrude yapabiliyor. Daha sonra karşılıklı iki kenarını seçip bir iç moduyla kapatıyorum. Ve okey. Burası da bitmiş oluyor. Tabi hemen şuradaki kısımlarda aynı şekilde yapalım. Şu köşeyi seçiyorum. Extrude. Şu kısımları biraz uzatayım şöyle. Daha sonra Y'ye geçip şöyle bir. Evet, daha sonra bir extrude vereceğim. Burası tabii ki 10 santim. Okey diyorum. Ve şurayı ve şu yüzeyi şöyle bir içiyle kapatıyorum. Daha sonra devam ediyorum şöyle tekrardan şu kısmı extrude ile artırıp x yönünde götürüyorum. Şöyle
Daha sonra bir ekstrüt daha verip şu kısımlara bir ekstrüt daha vereceğim. Şöyle y eksenine tekrardan bir ekstrüt daha veriyorum. Şu köşeleri tekrardan birleştiriyorum. Hemen bir iç kısmıyla birleştirdim. Tabi istiyorsanız şurayı da şöyle birleştirelim. Yani bakın şu iki tarafı birleştirebilir miyiz bakalım tek bir yüzeyle. Birleşiyor mu? Evet, birleşiyormuş. Bakın nasıl birleştiğini görüyorsunuz. Biraz kötü birleşim oldu. Yani burayı birleştirmeyeceğim bu yüzden. Fakat şöyle yapabilirsiniz. Şu kısmı ekstrütle okey dersiniz. X kısmından şöyle köşeye kadar getirebilirsiniz. Birleştirmenize de gerek yok. Şimdi dış katı olarak dış taraflarını modelledik. Tabi duvarlarını modelledik arkadaşlar. Şöyle S modundan çıkıp bakın burada yapmamız gereken şeylerden birisi. Şimdi tabi burada pencere ve kapıları yapacağız. Ayrıca şuradaki balkon tarafını da bir sonraki derse bırakıp tekrardan aynı işlemleri yapmış olalım. Alt tuşuna basıp tekrardan mouse'umun tuşuyla görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar işlemimi yapıyorum. Şimdi tabii bu tek kat üzerinde. Şöyle hemen yukarı çıkıyorum. Şu poligonun dışına çıkıyorum. Bakın F4 tuşu köşeleri gösterir, açar. Yani burada F4 tuşunu açıp kapatabilirsiniz. F4 tuşu Shaded Arda Edged Face yani köşeleri gösterir. Burada ayrıca şu sağ üst tarafta ben buraya şöyle kat duvarları diyorum. Enter diyorum ve bunu bu şekilde bitiriyorum. Şimdi modelleme aşamamın ilk yapacağım şeyi burada evet yukarı kaldırmak oldu. Yani kat seviyelerini belirlemek ve buna göre iç mekanlarını ayarlamak oldu arkadaşlar. Şimdi dosyamı hemen Ctrl+S'e S ile aynı şekilde diğer dosyalarda nasıl yapıyorsanız bunda da aynı şekilde Ctrl+S'e basın ve kaydetme alanınıza şu şekilde hemen yeni bir klasör dosyası oluşturuyorum. Max adı altında şöyle dosyamı da artık konut projesi diyorum. Evet. Projesi diyorum ve kaydediyorum. Şimdi diğer dersi artık pencere nasıl açılır, katlar nasıl kopyalanır ve şuradaki balkonlar nasıl yapılır size bir sonraki derste anlatacağım arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bitmiş olsun bu şekilde temel manada. Tabii daha sonra biraz daha detaylarına gireceğiz. Dış cephelerinde neler yapmalıyız? Vaziyet planına oturduktan sonra çevresindeki araziyi nasıl yapabiliriz? Nasıl yapmamız gerekiyor ya da nasıl yapabiliriz? Bunlarla ilgili hem örnekler buldum. Sizlere onları göstereceğim. Hem aynı zamanda arkadaşlar Max üzerinde V-Ray ile nasıl render alırız? Kısaca ondan bahsedeceğim. Evet, modelleme aşamamızın birinci bölümü burada sonlanmış bulunmakta arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.